Günaydın herkese hayırlı kazançlar diliyorum. 2024 yılına girmemize çok az sayıda gün kaldı. Yıl başına kadar neler olacak? önce onlardan bahsedelim. Perşembe günü Merkez Bankası toplantısı var. %40 olan politika faizinin %42,5'a yükseltilmesi bekleniyor. %45 olabilir diyenler de var. 500 bas puan faiz artışı olursa Borsamız bu işten pek hoşnut kalmayacaktır ve böyle bir durumda yani 500 baz faizin 500 puan artılması durumunda borsa geri çekilebilir. Ama 250 puan artarsa piyasaların bundan etkileneceğini düşünmüyorum. Piyasalar şimdiden buna göre hazırlıklarını yaptı, tamamladı. Doların da çok fazla bu işten etkileyeceğini düşünmüyorum. Belki hani kısa süreli bir anlık bir düşüş olabilir 500 puan artış olursa birazcık daha sert bir düşüş olur ama tekrardan toparlayacaktır. Güçlü bir atak yapmaz. Şimdi Türkiye borsasını bir kenara bırakacak olursak. piyasa genel anlamda, global anlamda iyimser görünüyor. Perşembe günü saat 16.30'da Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi gelecek. Hem bizim Merkez Bankası toplantısı hem de Amerika büyüme verisi Aynı gün oluyor. Perşembe günü önemli ama en nihayetinde piyasada moraller yüksek, yüksek. Yıl sonuna kadar da bu şekilde devam etmesi bekleniyor. Bundan birkaç gün önce Japon Yeni ile ilgili bir video çekmiştim. Ne demiştim? 2024 yılında değeri en çok artacak olan kağıt para Japon Yeni olabilir demiştim. Biz enflasyonu düşürmeye çalışırken Japonlar yükseltmeye çalışıyor. Eee şahsen Japonya'nın 2024 yılında faiz artırımına gidebileceğini düşünüyorum. Buna ilişkin sinyaller var. Bu da Japon yeninin yükselmesi demektir. Kağıt para yatırımını sevenler buna dikkat etsin. Ben şahsen Japon yenine yatırım yapmıyorum ama o videoyu biraz talep geldiği için çekmiştim. Japon yeni gelecek vadeden bir kağıt para gibi duruyor. Altın tarafına gelecek olursak kişisel tahminim altın 2023 yılını 2010 ons fiyat olarak 2000 doların üzerinde kapatır. 2023 yılında Amerikan Merkez Bankası FED altını çok kötü, çok fena baskıladı. Altının yükselmemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama onlar da hani onların da pili bitti diyeyim. Öyle söyleyeyim. Türkiye Bizim Merkez Bankamız yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Yılın üçüncü çeyreğinde 50 ton altın satın aldı. 2022 yılında da 148 ton altın, külçe altın satın alarak tüm komşu ülkeler içerisinde en fazla altın alımı yapan, fiziki altın alımı yapan Merkez Bankası oldu. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ne kadar altın aldığını kimse bilmiyor. O bir sürpriz. Çin bombayı patlatabilir yani her an. İyi de devletler niye hiçbir işe yaramayan bu külçe altını satın alıyor? Onu da bir düşünün. O yüzden de e, biz de bir devletsiz aslında. Kendimizi bir devlet gibi düşünelim. E, ne diyecektim? Şu ha Merkez Bankamız onu aldı ama depremden dolayı biraz harcadı bu altınları. Sonra tekrardan külçe altın alımına devam etti. Etki geçince, o olayın etkisi geçince. Portföyümüzde altının mutlaka bulunması gerekiyor. Ne dedim? Kendinizi bir devlet gibi düşünün. Devletlerin belli bir miktar altın rezervi vardır. Her devletin altın rezervi vardır. Sizin de bir köşede bir altın rezerviniz olsun. Ama fiziki altın tabii ki. Ee, Türkiye borsası içinde şunu söyleyebilirim. Ben savaş tehlikesinin Mayıs ayı ortalarına kadar devam edeceğini söylemiştim. Hatta şimdi bunu bir ay daha ileri aldım. Artık Haziran ortalarına bu. Kadar falan devam edeceğini düşünüyorum. Ee, o vakte kadar borsaya ciddi yatırım yapmayacağım. Arada bazı şirketler fırsat verebiliyor, çok düşüyor. Ha, o zaman bir iki alım yapılabilir. Onları takipte kalmakla birlikte temkinli yaklaşıyorum. Ee, borsaya ilk e, ciddi yatırımımı şeyle birlikte yapacağım. Ee, neydi bu? Yerel seçimlerden bir hafta önce başlayacağım. Yerel seçimlerden bir hafta önce borsanın biraz düşeceğini düşünüyorum. O düşüşlerde biraz toplayacağım o hafta. Yerel seçimler bitince muhtemelen seçim sonucu ne olursa olsun, ne olduğu önemli değil. Borsa biraz yükselecek. Ondan sonra yine bekleyeceğim. Birazcık daha bekleyeceğim. Ta ki bu Haziran ayı ortalarına kadar. Asıl borsaya o zaman tekrardan yüklü miktarda girmeyi düşünüyorum. Onun dışında katıl butonumuz aktif olmuştur. E, katıl butonu ile aramıza katılan e, ve benim yaptığım yatırımları merak eden takipçilerim katıl butonu ile aramıza katılıp e, benim yatırımlarımı görebilir. Ben güzel kazançlar sağlıyorum ve bunları paylaşıyorum ne kazandığımı. Bu şekilde en son aramıza katılan katıl üyemiz Gökhan Mahmutoğlu'na buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bir de şu Merkez Bankası Sayın Gaye Hanım'ın, Hafize Gaye Hanım'ın son açıklamaları dikkatimi çekti. Ne dedi Gaye Hanım? İstanbul'da kira fiyatları çok yükseldiği için annemin yanına taşındım. Zaten bunu ben hep diyorum. Eğer düşük maaş ile çalışıyorsanız İstanbul'a gelmeyin. İstanbul sizin için uygun bir şehir değil. Geçen bir takipçim bana yazmış. Abi iş teklifi aldım İstanbul'dan. Ben işte Anadolu'da bilmem ne şehrinde oturuyorum. Dedim, dedi gideyim mi? Dedim ben de oraya gitme. Yani o maaş düşük bir maaş. Sen yani o maaşla orada ev tutacaksın bir sürü masrafa katlanacaksın. Bir de Sayın Gaye Hanım şey dedi. Bir insan 10 insanın bir insan 10 evi olmamalı gibi bir söz söyledi. ben aynı kanda değilim. Kendisiyle aynı kanda olmadığımı söylemek istiyorum. bir insan isterse 20 tane de ev sahibi olabilir. 30 tane de ev sahibi olabilir. Ama vergisini vermek ve sahip olduğu evini kiraya verme zorunluluğu olmalı. İsterse 100 tane evi olsun ona göre vergesini verir. Sadece bir tane evi olan kişiyle aynı vergiyi vermesi adaletsizliktir. 10 tane evi olan benim verdiğim emlak vergisiyle aynı vergiyi vermemeli. Tıpkı Amerika'daki, Avrupa'da olduğu gibi birden fazla konu sahibi olan kişiler emlak vergisini birkaç kademe daha yüksek ödemesi gerekiyor. Hakkaniyetli olan budur ama bu neden yapılmıyor? Çünkü ülkeyi yöneten kişiler de emlak zengini. Eğer bu şekilde vergi artışı olursa onlar da bu işten olumsuz etkilenir. Bakın ne oldu? Anlattım bunu. Yeniden değerleme oranı kabaca %60 arttı ama emlak vergisi %30 arttı. Türkiye'deki tüm vergiler, tüm harçlar %60 kabaca söylüyorum. %58 küsürlü bir şeydi de. Artarken emlak vergisi neden bunun yarısı kadar artıyor? Burada bir mantıksızlık var. Emlak vergisini sen neden %60 artırmadın? Sonra insanlar kiralık konut bulamıyor. Türkiye'de yaşayan nüfusun dörtte biri kiracı ve bu sayı her geçen yıl artıyor. Neden artıyor? Çünkü boşanmalar da artıyor. 10 sene önce nüfusun %15'i kiracıydı. Şimdi %25'i kiracı oldu. Önümüzdeki sene belki %30'a çıkacak bu rakam. Ve insanların ikinci konutu edinmesi, ikinci konut alması zorlaştırılırsa daha da vahim neticeler bizi bekleyecektir. Emin olun. Şunu demek istiyorum. İnsanların zenginleşmesini engellemeyin. Bakın ama zengin insanların da vergi ödemesini sağlayın. Gerekiyorsa zorla yapın. Hapse atın ya. Vergi vermeyeni hapse atın ciddi söylüyorum. Ama varlık sahibi olmayı engellemeyin. Çünkü insan yapısı ve psikolojisi gereği. Ya insanın psikolojisi bu ya. Biz böyle artık buna hani böyle yaratılmışız mı deyin, de, dersiniz. Böyle dünyaya var olmuşuz mu dersiniz. İnancınız neyse artık. Yani insan psikolojisi böyle arkadaş. Sürekli malını artırmak istiyor. Yani bir tane ev alıyor sonra ikinciyi alayım diyor. Üçüncüyü alayım diyor. Şunu da yapayım diyor. İnsan psikolojisinin mal edinme hususunda bir sınırı yok. Ya ona sınır koymak işin doğasına aykırı. işin mantığına aykırı. Ha ona sınır koymak yerine vergini alırsın. Zorla yaparsın bunu. Yüksek vergiler alırsın. Kardeşim senin 5 tane dairen mi var? Tamam sıkıntı değil. Ama herkesin verdiği emlak vergisinin 3 misli vergi vereceksin. Kusura bakma. Bir de bu lüks konutlar var. O da çok saçma. Yani Boğaz'da yalı sahibi kişiyle ben aynı vergiyi veriyorum ya. Durum vaziyet bu. Hani ben buradan ne kadar bir şeyler söylesem de hiç kimse benim söylediklerimi dikkate almayacak. <laughs> Onu da biliyorum. Burada biraz daha içimi döktüm aslında. Ee, o yüzden biz ne yapıyoruz? Biz, ben ve takipçilerim sizler, biz biriktirmeye, ufak paralar büyütmeye devam ediyoruz. Şikayet etmenin hiç kimseye bir faydası yok. Yani çene çalmanın, şikayet etmenin şu şöyle, bu böyle, siyasiler böyle, bunun hiçbir faydası yok. Onların da umurumda değil. Biz o yüzden e, bunun yerine kendimizi, kendi e, hamurumuzu büyütmeye çalışacağız. E, asgari ücret, bakın bir not aldım. 2020 yılında 2342 liraymış. Şimdi 11400 lira oldu. 17 bin lira olması bekleniyor. Asgari ücret son 3 yılda 5 misli artmış ama hala normal bir ailenin geçmesi için yeterli değil. Bakın İstanbul'daki ev fiyatları 3 senede ne kadar artmış? 500 bin liradan 5 milyon liraya çıkmış. Asgari ücret 3 senede 5 katı artarken İstanbul'da ev fiyatları, konut fiyatları 10 misli artmış. Asgari ücretin 2 katı artış olmuş. Ya ben kendimi bildim bileli bu ülke böyle. O yüzden ben artık şikayet etmeyi bıraktım. Siz de şikayet etmeyi bırakıp icraata geçin. Birikim yapın ve mal alın. O malın ne olduğunun bir önemi yok. Ne alsan zaten fiyatı artıyor. Yılın ikinci yarısı daha da acı günler bizi bekliyor olabilir. Özellikle bakın faiz artışı yapılıyor. İşsizlik artacak. Yani buradan sesleniyorum sayın e, takipçilerim. Maaşlı çalışan takipçilerim ki büyük bir çoğunluğunuz herhalde maaşlı çalışıyordur. E, i̇şinize sahip çıkın. Bu ara e, istifa etmeyin, iş beğenmemezlik yapmayın çünkü e, faizler arttıkça işsizlik de artacaktır. E, özellikle Haziran ayı ile birlikte, Haziran ayından sonra artık eskisi kadar kolay iş bulamayacağız. İş kapıları kapanacak, dükkanlar kapanacak, şirket iflasları artacak. İflaslar artmasa da işten çıkarmalar olacak. İşinize sahip çıkın bu ara, bu çok önemli. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek dileğiyle.